Sağlıklı bireylerde radyolojik atlan toksiyel fasetal instabiliteyi değerlendirdiğimiz çalışmamızdan bahsedeceğim. Doktor İsmail İştemen ben. Atlan toksiyel faset eklem vücudun en hareketli bölgelerinden birisidir. Ama güncel pratiğimizde çok sık değerlendirdiğimiz bir bölgede değildir. Fakat bu el atlan toksiyel instabilitenin servikal bölgedeki birçok patolojinin nedeni olduğunu savunmakta. Bununla ilgili de son dönemde artan sıklıkta makaleleri var veyahut da toplantılarında ısrarla bunu vurguluyor. Santral veya aksiyel atlantaksiyel instabilite olarak isimlendiriyor. Ve bu bölgenin daha önceki patolojilerde kullandığımız foramen magnum dekompresyonunun artık tarihe karışabileceğinden bahsediyor. Chiari olgularında 65 olgunun atlantaksiyel fiksasyonla tedavi edildiği, olumlu sonuçlar aldığı bir makalesi var. Bunun dışında yine atlantaksiyel dislokasyona bağlı olarak geliştiğini öne sürdüğüm serpel miyelopatisi olan 5 hastanın sadece atlantaksiyel stabilizasyonla herhangi bir dekompresyon uygulanmadan iyileştiğini bildirdiği bir makalesi var. Daha da ilginci, Chiari'si olup siringomiyeli ile seyreden ve beraberinde kifoskolyozu olan 11 olgunun sadece atlantaksiyel stabilizasyonla tedavi edildiğini bildirdiği bir makalesi var. Bu el dislokasyonları 3 tipte sınıflandırıyor. Tip 1 dislokasyon atlasın aksis üzerinde anteriyora kayması şeklinde. Tip 2 dislokasyon posteriyora kayma şeklinde tarifleniyor. Tip 3'te ise radyolojik bir bulgu yok. Fakat bu hastalarda, Chiari hastalarına vesaire ameliyat ettiğiniz zaman manuel olarak test ettiğinizde manipülasyonla bunun mutlaka instabil olduğunu göreceksiniz diyor. Ve burayı stabil ederseniz tedavi edersiniz diyor. Bu resimler bu elin makalelerinden alınmıştır. Yani bahsettiği dislokasyonların ne tip görüntüler olduğunu göstermek adına özellikle foramen, vertebral foramen düzeyine geçen kesitlerde solda bir posteriora kayma, sağ üstte anteriora kayma ve sağ altta da yine posteriora kayan bir görüntü mevcut. Başka örneklerde ise yine foramen düzeyine geçen kesitlerde posteriora kayan iki görüntüyü görüyoruz. Bahsettiği öne ve arkaya kayma resimlerde bu şekilde gösteriliyor. Biz de bu konuyla ilgili yaptığımız çalışmalarda C1, C2 posterior stabilizasyonun tip 1 Chiari hastalarında olumlu sonuçlar olduğunu gördük gerçekten. Ve C2 vertebranın CT üzerinde morfometrik analizini yaptığımız bir bildirimiz oldu. Yine basım aşamasında olan rekürren kiyarilerde C1, C2'nin redüksiyon ve fiksasyonun olumlu sonuçlarını tespit ettiğimiz bir çalışmamız var. Yani bu bölgeyle ilgili problemlere kafa yormaya başladığımızdan beri ister istemez normal hastaların MR'larında, tomografilerinde de gözümüz bir C1, C2 eklemine kayıyor. Ve burada normal insanlarda da ya da o tip bir patoloji düşünmediğimiz hastalarda da bu bölgeye ait disloke görüntüler olabileceğini gördük. Çalışmalara baktığımız zaman normal bu bölgenin anatomik yapısını normal insanlarda inceleyen bir çalışma göremedik. Dolayısıyla biz bu çalışmamızda sağlıklı bireylerde C1, C2 radyolojik olarak instabilite bulguları var mı yok mu bunu anlamaya çalıştık. Bu amaçla bir çalışma düzenledik. Bunun için de 2018-2019 yılları arasında acil servisimize herhangi bir nedenle başvuran servikal travma öyküsü veyahut da boyun ağrısı olmayan, herhangi bir nörolojik defisi olmayan hastaların filmlerini değerlendirdik. Bu tomografiler üzerinden ölçümler yaptık. Bir temel değer olarak atlantodental mesafeyi baz aldık ve onunla da kıyaslamak adına atlantaksiyel dislokasyonun Goel'in tariflediği şekilde morfolojik özelliklerini değerlendirdik. Ortalama yaş 38,4 olarak tespit edildi. Kadın erkek oranında ise tabii ki travma hastaları olduğu için erkek üstünlüğü vardı. 15 bayan, 99 erkek hasta. Ortalama atlantodental mesafe 1,75 olarak ölçüldü. Tüm hastalarda bir hasta hariç 2 milimetrenin altındaydı. Bir hastada 3,1 olarak değerlendirdik. Bu da bizim ölçtüğümüz hastalardan görüntüler. Bunlar normal olarak kabul ettiğimiz görüntüler. Yine vertebral foramen kesitinde atlantodental eklemin kaymadığını görüyoruz ya da atlantodental aralığın 2'nin altında bir tespit edilmiş. Fakat ilginç olarak 6 hastada tip 1 dislokasyon, 36 hastada ise tip 2 dislokasyon olduğunu yani 114 hastanın %37'sinde bu bulguların olabileceğini gördük. %63 hasta ise tamamen normal olarak görüldü.
Bunlar da şeyler, farklı öne doğru kayan, arkaya doğru kayan, yine foramen düzeyine geçen kesiler. Burada da arkaya kayan ve normal sayabileceğimiz bir vertebral dizilim. Bu çalışmamızın sonucu olarak sağlıklı bireylerde de radyolojik dislokasyon ve instabilite lehine tarif bulgular tespit edilebilmektedir bu elin tariflediği şekliyle. Ama klasik olarak baktığımızda atlantodental aralığın bir hasta haricinde hemen tüm hastaların normal çıktığını gördük. İnstabilitenin radyolojik değerlendirmesinde hala güvenilir olan yol atlantodental aralığın değerlendirilmesidir diyebiliriz ama daha geniş serilerde dinamik MR ve BT tetkikleriyle sağlıklı bireyler üzerinde yapılan çalışmalarda ve belki de karşıt grup olarak patolojik bulgular içeren hastalarla karşılaştırmalı çalışmaların bu bölgeyle ilgili daha net sonuçlar vereceğini düşünmekteyiz. Sabrınız için teşekkür ediyorum.